Sizin Türk siyaset açısından değil ama AKP dış politikası ve AKP diplomasisi açısından büyük bir hezimet olduğu kanaatindeyim. Yazık ettiler. Evet, bu son haber gelmeden önce ben Diyanet İşleri Başkanı'nın Arapça bilmemesinin bir ayıp olmadığını söylemeye çalışıyordum. Çünkü Kur'an'ın diliyle bugünkü Arapça arasında çok yakın bir ilişki yok. Biraz uzak bir ilişki var. Yani bugünkü Arapçayı bilse bile bir insan Kur'an-ı Kerim'i okuduğu zaman o Arapçayı anlamayabilir. O ayrı bir konu ama yalan söylemiş olması veya gerçeklere aykırı beyanda bulunmuş olması kabul edilebilir bir şey değil. Evet, buyurun efendim. Evet, çok doğru hocam. Yani Arapçaya da başka bir dili bilmemek gerçekten ayıp değil. Ama böyle bir bilgiyi kamuoyuyla paylaşmak hiç doğru değil. Buna AKP'liler de itiraz etmiş. Şimdi başka bir gelişme de İyi Parti bir kurultaya gidecek. İlginç bir tablo var. İyi Parti'de çöküş devam ediyor. Ve İyi Parti kendi üyelerinden ve taraftarlarından da kaçıyor. Öyle anlaşılıyor. Seyircisiz, hocam konuksuz bir kurultay ya da kongre yapılacakmış İyi Parti'nin. İyi Parti Genel Başkan Yardımcılarından Birol Aydemir. Görevinden son olarak Birol Aydemir istifa etmiş. Aydemir parti üyeliğinden de ayrıldığını açıklamış. Bazı İyi Parti yöneticileri ve milletvekilleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçiyor. Birol Aydemir'in açıklaması ilginç. Ülkemizin mevcut siyasi atmosferindeki doğru alternatif olma yolundan partimiz uzaklaştı diyor. Partimiz maalesef partideki çalışma arkadaşlarımla aynı rotada ilerleyemeyeceğimizi üzülerek gözlemledim. Bu sebeple partiden ayrılmaya karar verdim diyor. Şimdi şimdi genel başkanlık için tabii birkaç tane aday var ortada. Meral Akşener'in adayı kim diye tartışılıyor. Musavvat Dervişoğlu olacak mı olmayacak mı? Musavvat Dervişoğlu olursa bu İyi Parti'de Meral Akşener'in desteğini kazanmış bir genel başkan olacak filan deniyor. Ben Musavvat Dervişoğlu Sayın Akşener'in adayı mı değil mi bilmiyorum. Ama Sayın Akşener'in adayının kimseye güç katmayacağını, tam tersine Sayın Akşener'in adayı olmanın bir kongre kaybetmeye yol açabileceğini hatırlatmak isterim. Kürşat Zorlu ve Akşener yönetimi, ki Kürşat Zorlu biliyorsunuz trollüye soyunmuş bir parti sözcüsü ve genel sekreteriydi. Döneminin kapandığını ama İyi Parti'nin ayağa kalkmasının son derece zor olduğunu düşünüyorum. Umarım ayağa kalkar. Umarım merkez sağdaki boşluğu doldurur. Umarım merkez sağdaki siyasal İslamcı işgali ya da AKP işgaline, burada işgal tırnak içinde bir işgal, son verir ve merkez sağ cumhuriyetçi seçmende gidebileceği bir adres bulur. Buyurun hocam. Evet, yazık. Yani İyi Parti büyük bir önüne gelmiş olan büyük bir fırsatı tepti. Orta sağda demokratik sağ, demokratik milliyetçilik filan konusunda bir boşluğu doldurabilirdi. Bu fırsatı tepti ve şimdi çözülüp gidiyor, yok olacak herhalde.